Şimdi 95'e gelindiğinde 95'te bütün bölge liderlerini yargıladı başarısız oldukları için. Yani onun 95 kongresi şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı gücüyle silahlı mücadele edilemez. PES dediği kongredir. PES dediği kongredir. Bu bir. PES ettiği dönemdir. İşte o biraz önce verdiğim Amerikalıların yazdığı Türk Medeni Tarihi kitabında da vardı. Şimdi bu İmralı'daki çete reisinin tutanakları var. 5. kongreyle ilgili. Çevre ülkeleri, tutanaktan söylüyorum, çevre ülkeleri yeterli desteği sağladı. TC de bizi hoşgörüyle davrandı. Niye var? Bağlanacak bir şey yok. Herkese bildirmiş. Hiç hareket yapmamışız. Yapmıyoruz. Niye hareket yapılmadığını soruşturmanız lazım. Araştırmanız lazım. Bu yerlerde ne zaman TC, Türkiye Cumhuriyeti ne zaman hoşgörüyle davranmış PKK'ya? Neden bahsediyor? Beşinci kongre. Beşinci kongrenin, yani beşinci kongreye herhangi bir hareket yapılmamasını anlatıyor. Evet. Tutanağında. Kongreye karşı evet, yapılmadı yani diyor. Kendi normal tutanağında. Evet. Bunun açıklanması ve izahı mümkün değil. Bunun için araştırma yaparsın. Soruşturma açarsın. Neden yapılmadığını ve o dönemde kim nerede oturuyor, hangi bakanda, hangi sorumluluğu taşıyor da bu ihbar bilgilere defaatle bildirmesine rağmen, 1,5 ay sürmesine rağmen neden yapılmadığını bir soruşturma açarak bulabilirsiniz. Bu böyle yorumla vesaire falan olacak bir şey değil. Ancak soruşturacaksınız. Yani bu yanlıştı. O dönemde bu, bunu yapmayanlar sorumlu diyorsunuz. Yerli askeri bütün yetkilileri kapsayan bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. O zaman yani Sayın Demirel'den başlayarak aşağıya doğru bir silsile yolunda. Kim vardı? Ben kişim işi falan değil. Hepsine bakacaksınız. Kim? Ama mesela ben bugün sizin kanaatinizi merak ediyorum. Yani soruşturma o gün yapılmamış olabilir. Soruşturma o gün ne zaman? O gün soruşturma yapabilir misiniz? Herkes yerinde oturuyor. Bu bilgiyi alıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bu 5. kongre bir. Bingöl'de Mayıs ayında öldürülen 32 çocuk 2. Kuzey Irak'taki çuval olayı 3. Bunu ayan beyan ortaya çıkartıp hesap sormadığınız sürece siz bu işlerin üstesinden falan gelemezsiniz. Kim yapacak efendim bunu? Yani kim ortaya çıkaracak? Toprakların üzerinde halk yaşar. Bu halk kendi can güvenliği, özgürlüğü ve mal güvenliği diye devlet diye siyasi bir kurum meydana getirmiştir. Ve bu kurumun yönetimine girmiştir. Bu halk hakkını arayacak. Hesap soracak, araştıracak. Hayır, şunun için soruyorum. Şimdi kongre, 5. kongre için sivil birimler de elbette içinde, Ali Çağatay'ın da söylediği gibi, ama diğer verdiğiniz iki örnek, Bingöl'deki 33 şehit ve çuval vakası, askeri konular. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin de kendi iç mekanizmalarıyla bunu bir artık tamamen, yani onu da mı kastediyorsunuz? Onun için şöyle, terör meselesinde, yani ben de terör sözünü kullandığım zamanlar için söylüyorum. Politikayı asla ve asla bundan soyutlayıp sadece asker diye düşüremezsiniz. Politik hakimiyet ve politik otorite olmadan hiçbir şey olmaz. Asker çarpışın savaşı. Politik hakimiyet olmadan olmaz. Askerin de hesap verdiği ve bağlı olduğu, devlette her şeyin yarışı var. Sorun da politikadır. Başbakanı var, parlamentomuz var, cumhurbaşkanı var. Bağımsız diye bir şey yok. Bu sistem çalışacak. Halk çalıştıracak. Özgür ve cesur insanlar olmadığı sürece hiçbir şeyin üstesinden gelemezsiniz. İnsanlık tarihinde böyle bir şey yok. Hiçbir karanlığı açamazsınız. Hiçbir yolun sonunu getiremezsiniz. Politik olacak. Burada son söylenecek şudur. Güçlü bir politik liderlik ve askeri liderlik ihtiyacınız vardır. Bu olmadan toplumların bir yerden bir yere ulaşması,
refaha kavuşması, güvenlik içinde yaşamaları falan mümkün değil. Ben her yerde halk diyorum. Çünkü olmadan hiçbir şey olmaz. Atatürk'ün söylediği gibi. Her şeyin kaynağı başarının sırrı ondadır. Onsuz hiçbir şey yapamaz. Tereddütler var. Yani PKK'nın içeriden birileri tarafından himaye edildiği. İşte efendim mesela APO'nun devletin içindeki birileriyle ilişkide olduğu. Falan. Hatta acaba Türkiye'nin adamı mı gibi şeyler hep söylendi. Bunlar ne kadar doğru? Siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Terörle mücadele ederken işin bir noktasında size birileri ya buradan ileri de gitme. Bu kadarı yeter. Dedi mi? Böyle bir şey oldu mu? Böyle bir şey söz konusu değil. Bize zaten böyle bir şey söylenemez. Eğer mücadele bizim tarz ve usulümüzle yürütülme dışında birileri bir şey söylemeye kalktığı zaman kim söylerse söylesin bunu ima bile etmek edildiği takdirde biz bu işi bir iki kere yani böyle dolaylı bir şeyler olmuştur bırakır döneriz. Sizin anladığınız manada böyle bir şey asla olmadı. Burada kastedilen Ankara'dır. Evet. Yani mecliste desteği var mı? Bürokratik ağda desteği var mı? Elinde sermaye olan gruplar tarafından desteği var mı? Bunun ki birçok kez basına da yansımıştır. Yani isimler veya kimlikler de çıkarak böyle kişilerin olduğu... Onun dışında Uğur Mumcu mesela MIT'le ilişkisinden bahsediyordu APO'nun. Kim? Uğur Mumcu, rahmetli Uğur Mumcu. Hayır. APO'nun MIT'le ilişkisinden bahsediyordu. Hayır, mesela. Hayır, bu tip ki... Konularda bizim bilgimiz yok. Ama benim biraz önce söylediğim şekilde hem siyasi anlamda destek hem de ekonomik manada destek kesin olmuştur. Bu sanatçılarından inkar desteler vesaire sanatçılarından bilmem otobüs işleten şirketlerini ekonomisi iyi olan kentlerde bir takım para faaliyetleri içerisinde olanların bu mali desteği sağladığı kesindir. Evet. Yani herkesin adı kadar, soyadı kadar bileceği şeyler. Bu bize orada mücadele eden komutana veya komutanlara şöyle yap, böyle yap diyecek cesaret ve cürete kadar. Şimdi ben sizi televizyonda dinledim, şu kitapta da okudum. Sizin bir operasyonunuz var. Siz diyorsunuz ki tam yok etmek üzereydik. Ankara'dan bir emir geldi ve biz operasyondan geri döndük. Üstelik de günlerce yatmıştık orada. Ha şu, o Melih Bey'in sorusu şöyle. Biz evet. Genel günlük yaşamımızda, yani evet. Aylar, yıllar yaşamımızda böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu değil. Hatta biz, ben, herkes biliyor biz. Ve bu operasyondan niye, o şey, niye çektiler? İran. Tamam. İran tamam emir geldi bu, Ankara'dan. Bu şöyle, Milli Güvenlik Kurulu bizim dışımızda toplanıyor. Ve bu Milli Güvenlik Kurulu, asker ve sivil, İran'a girilmesini müsaade etmedi. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor, bunu görüşüyor, saatlerce görüşüyor, İran'a girilmesini müsaade etmedi. Ama sizin sadece birkaç saate ihtiyacınız var ve oradaki kampta 358 PKK'yı etkisiz hale getirmek üzere. Biz şimdi şöyle, biz zaten... Oraya tırmam, şimdi öyle tırmam, girmek lafı öyle evet. Böyle konuştuğu gibi bir laf değil ki 3700 metre dağa çıkacaksın evet. Şehirden dağına. PKK'nın gözcüleri var, gündüz gözetliyor, gece dinliyor. Onları bulacaksın, onları susturacaksın. Bizim hiç bilmediğimiz bir bölge, dağ tamam dağın yarısı bizim, yarısı şehir. Efendim İran'ın. Gündüz bizi gözetliyor, gece çekiliyor. Nereye çekildi? Yüzlerce mağara. Kaç kişi? İki kişi, üç kişi. Bunları bulup susturmanız lazım. Gece ki ya bir çiçek patlarsa gece ama dağılmış. Siz ama bulmuşsunuz öyle diyordunuz. Yani siz her şeyi tespit etmiştiniz. Tepelerine binecekmişsiniz. Bizde bir sorun yok. Ben de onu soruyorum Sayın General. Sizde bir sorun yok. Dağ kadrosu tamam evet. Savaşan insanlarda bir sorun evet. Yok. Kabul de. Söylediğiniz her şey askeri operasyonlar. O dikkatimi çekiyor. Orduyla ilgili mesele söyledikleriniz benim en çok o dikkatimi çekiyor. Kim emir veriyor? Demin dediniz ki çuval geçirme hadisesinde evet. Cevap veremedik diye.
oradaki o binbaşıyı suçluyoruz hep. Niye basmadın tetiğe? 15 saniyede mem Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri bozulur. Sen uluslararası ilişkiler uzmanı mısın kardeşim? Şehit olacaksın. Ya buradaki mesele yani, de bu değil mi ama? Biz de şimdi izleyici maillerine de bakıyorum. Herkes kahraman bizde. Evet. Yani orada olsa Amerikalıları dağıtacak falan. Adamlar paldır küldür gelmiş. 10-15 saniyede ne yapacağı hayır, belli değil. O, yani bizim ülkemizde de herkes kahraman. Hayır çıvak gibi konuşuyor. Yani ben şimdi... Sayın Generalim oradan yani örnek verdim ki. Sen şu kalemi şuradan yere düşürün. Şunu şey yapın. Konuşalım. Şimdi şöyle, bunu daha sonra onlarca kere gazeteler yazdı. Yani gazeteleri bir yerlerden duydu. İşte İran'a gidiliyor da uçakla gidiliyor, o gidiliyor bu. Biz de gazetelerden, hatta bende de arşiv var. Ben de onlardan öğreniyorum. Ama hepsi yalan yanlış yazılan şeyler. Bir İran lafı var, İran dışında hepsi. Kim durdurmuş, nasıl durdurmuş, hepsi dergilerde yazdı. Ben de onlardan öğrendim. Kim durdurmuş, nasıl durdurmuş. Ama benim bildiğim şu, Milli Güvenlik Kurulu kararı bize tebliğ edildi, biz çekildik.